Türkiye'de yöneticiler kalıcı hale geliyor. Türkiye'de öyle bir sistem gelmeli ki her bir koltuklara yapışmamalılar. Amerikan yani. Sistemi olmalı. Her bir yönetici iki dönem yapmalı. İki dönemden yapılan bütün yöneticiler ondan sonra sahibi kendisini sayıyor. Tamam mı? Kendisi buranın sahibi sayıyor. Sahibi saydığından dolayı bu topluma herhangi bir hizmet getiremiyor. Peki şöyle sorayım. Muhalefetin buyurun. Bir araya gelip yeni güçlendirilmiş parlamenter sistemi bir mutabakat metni imzaladılar biliyorsunuz. Evet. Gelen kişi 7 yıldan fazla gelemeyecek. Evet. Muhalefetin bir araya gelişini nasıl değerlendiriyorsunuz? İşte muhalefetin zaten benim anlatmaya çalıştığım, zaten muhalefetin şu anda yaptığı benim anlatmaya çalıştığım şey, mesele. Yani, tabii ki destekliyoruz biz yani. Bütün odalar dahil, sivil toplum kuruluşları dahil, STK'lar dahil uzun vadeli yöneticiler yapmamalı. Yönetici vasfı olmamalı. Öyle bir kanun gelmeli ki insanlar iki dönem yapmalı. İki dönemden sonra iyi de yapsa, kötü de yapsa iyi yapmak zorunda. Niye? Amerika'ya bakın, yani Avrupa'ya bakın. Merkel ne yapmak istemedi kardeşim? Çünkü sistemi doldu artık. Oraya gelen insanlar şu metninde yemin etmeli. Türkiye halklarının haklarını koruyup kollamakla mükellefim. Onları en iyi refah huzuru getirmekle ben onu taahhüt ediyorum demeli. Ve arkadaki insanla ben de iyi yapmasam bak beni bir dönem sonrası göndermek zorundalar diye korkusuyla yaşayacak. Ama biz sürekli aynı modeli destekler, aynı sistemi desteklersek hiçbir hizmet alamayız. Tamam mı? Mesela ben şu anda bizim gündemimizin en büyük modellerden bir tanesinden bahsetmek istiyorum. Yağ sorunu var diyorlar. Türkiye'de ayçiçeği üretmeyen bir ülkede ayçiçeği şu anda ithal ediliyor biliyor musun? Sırbistan'dan. Mesela Sırbistan iklim şartlarından dolayı herhangi bir ayçiçeği üretemiyor. Ama herhangi bir ülkemizin belirli insanları, belirli bir iş adamları başka bir ülkenin ayçiçeğini Sırbistan'a getiriyorlar. Sırbistan malı adı altında gümrük vermemek için oradan ayçiçeği biz ithal ediyoruz. Bizim problemimiz çok. Tamam mı kardeşim benim? Bizim problemimizi çözecek insanlar bir araya gelip insanlar, toplumlar bunu değiştirmeli bazı meselelerde. Adım atmalı. Ya bu problemlerimizi biz kendimiz çözeceğiz kardeşim. Biz insanız. Biz yöneticiyiz. Onlar bizim vekilimiz. Ama biz vekil seçtiğimizde başımıza bela seçiyoruz. Diktatör seçiyoruz. Yanlış konumlarından biz yaptık, çaldığımız çaldıktır, dediğimiz düdüktür meselesine getiriyorlar. Bunlar doğru şey değil. En büyük problemimiz bu. Ha nedir? Sokakta çünkü insanlar siz eskide gazeteciydiniz. Gazetecilerin ne problemi var? Ne var? Eskide medya mensupları belirli iş adamları aldığı altında toplanmışlardı. Onların korkusuyla yaşıyorlardı. Şimdi ne oldu? Artık siz de yapıyorsunuz. Bunları yayınlayın. Halkın istek ve taleplerine cevap versinler. Veremezseler gidici aldılar kardeşim. Gidiciler. Böyle bir şey yok. Böyle bir dünya yok. Niye? Peki biz problemli insanları getirdik. Bunları yanlış saydık. Niye getirdin Maliye Bakanı yaptın FETÖ'cü kardeşimizi? FETÖ'cü diye ilan ettik bu arkadaşlarımızı. Madem FETÖ problemimiz varsa niye onları tekrar göreve davet ediyorsun? Niye onların kardeşlerini götürüyorsun? Avrupa'da bizim temsilcimiz ülkemizin adına temsilcilik veriyorsun adamlara. Hayırdır? Ne oldu? Ne oldu kardeşim? Ne? Ama vatandaşın çocuğu X bankada para yatırmış ve X bankada okula gitmiş ve senin müsaade ettiğin bankada, senin müsaade ettiğin okulda para yatırmış, o cezaevine yatıyor. Hayırdır? Bu ne periz, bu ne lanet turşusu ya? Böyle bir şey var mı? Var mı böyle bir problem? Halk seçim istiyor mu? Halk seçim istiyor tabii. Halk seçim istememse halkın şu andaki durumu seçim istemiyor mu sanıyorsunuz? Yani bir ülkede eğer her şeyimiz dolara bağlıysa dolar şu anda yerinde bekliyor. Niye bizim fiyatlarımız yükseliyor? Bu soruyu ben hükümete sormak istiyorum. Yetkililere sormak istiyorum. Dolar yerinde bekliyor kardeşim. Benim fiyatlarım ne diye artıyor? Bu gece yine motorine benzine zam geliyor. Ben size söyleyeyim. Doları göstermelik durdurmuşlar. Dolar asıl 26 liradır. Bak bunu bütün ekonomistlere de şunu söylüyorum. Doların aslı 26 liradır. Dolar şu anda 26 liradır. Tamam mı? Ama göstermelik vatandaş tepki göstermesin diye doları şu anda öyle şekilde durdurmuşlar. 15 lira bandında. Bunu en iyi ekonomiste sorun. İşin ehli olan insanlara sorun. Dolar 26 lira olmuş. Vatandaş bunu göremiyor. Dolar gizliden 26 lira. Açıkta toplumun nezdinde 25, 15 liraya takabül. 15 bandında. Ama 26 lira olduğundan dolayı bu fiyatlar bu şekilde yansıyor. Çünkü aldığımız ürünler hep dolar bazında. TÜİK her zaman mevcut olan hükümetin elinde olan bir sistemden bahsediyoruz. Bağımsız bir sistem olmuş olsa kendi direktifi doğrultusunda halkın işine girer, araştırmasını yapar, insanların girdisi ve çıktısını üzerine bir hesap yapar, ona göre bir belge belirler ve ona göre sistemini belirlerdi kardeşim. TÜİK'in söylediği kim açıklıyor TÜİK? TÜİK'in yöneticilerini kimler atıyor?
Yani ben atıyorsam, ben de o işin başında bir adamsan, TÜİK beni eleştirebilir mi? Eleştiremez. Yani enflasyon oranlarını en iyi gözlemleyebilen halkız, kişilerden birisiniz. Aynen öyle. Ben halkım kardeşim. Ben halkım. En iyi enflasyonu ben görüyorum şu anda. Ben dün 90 liraya aldım ya, bugün 200 liraya aldım. Ben şu andaki marketteki raftaki fiyatı ve kasadaki fiyatını mukayese edemiyorum ya. Hangi insanımız bunu açıp o bahsettiğim fişin tamamını bakıyor, bakamıyor. Problem ne? Bu problemleri çözecek insanlar gerekli kardeşim. İnsanlar gerekli. İnsanlara hizmet gerekli. Belediyeler, özellikle söylüyorum bunu. 1923'ten beri insan ölümünden tutun yaşamına kadar sorumludur ya. Doğumdan ölümüne kadar sorumludur. Ama toparlayacak vaziyette değiller. Değiller yani. Sistemin başı bozuk. Sistemin kendisi bozuk. Bu öyle bir sistem gelmeli ki. Yani az önce baştan ifade ettim. Her bir STK dahil, yerel yönetimler dahil, genel yönetimler dahil iki dönem yapmalı. İki dönemden fazla asla olmamalı. Ben bunu savunucusuyum. Bir halk olarak bunu savunucusuyum. Son cümlenizi alayım, toparlayın. Son cümle, Rabbim yer ve yardımcımız olsun. Ama bu halkın tekrar bütün bir sivil, bir herhangi bir parti tutarak değil, herhangi bir futbol takımı kurarak değil, bize yönetici gerekli. İnsanın düşüncesi, fikri, zikri, rengi, cinsi, cinsiyeti ne olursa olsun beni enteresan etmez. İnancım, ben kendi inancımı yaşıyorum. İnançlı bir insanım. Onlar ayrı şeyler arkadaşlar. Yöneticiliği ayrı bir şey. Benim için yönetici inançlı olsa, hırsız olsa ne ifade eder? Yanlış olsa ne ifade eder? Bana ne kardeşim yani? Niye şu andaki insanlar bir neydi? İlçenin belediye başkanından il belediye başkanına geldi. Fatih Mehmet Maçoğlu. Niye insanlar baz alıyor? Merak ediyor mu hiçbir insanlar? Bu insana şimdi sorduğunda ne söylüyorlar? Komünisttir diyorlar. Bir komünizmin ne olduğunu biliyor mu toplum? Komünizm yıllardır bu topluma ne anlatıldı biliyor musunuz? Dinsizlik, Allah tanınmaz, peygamber tanınmaz, kardeş kardeşe evlendirir diye gözüne bakıyorlar diye. Ama komünizm bir yönetim şekli olduğunu bu toplumlar, STK'lar özellikle toplumlar anlatmalı ki bir yönetim şeklidir arkadaşlar. Yani bir komine bir yönetim. Eğitimsiz toplumlar üretiyorlar. Yani eğitimsiz toplumdan zaten bir şey bekleyemezsiniz. Niye? Bugün ben söylüyorum. Özellikle söylüyorum bu okulların değişim meselesini. Mesela bana İmam Hatip Okulu açılmış. Benim matematik öğrencim, çocuğum İmam Hatip Okulu'na gidiyor. Sabahleyin götürmüş şeye. Ne camisine gezmeye git. Tamam, saygı duyuyorum. Camiye gezmeye gidebilirsin. Hocam soru sordum. Hocam siz ne öğretmenisiniz? Matematik öğretmeni. Ne işiniz var siz camide? Camide matematik mi öğretiyorsunuz hocam? Benim çocuğum matematik öğretmeli. Öğrenmeli. Ama matematiğin yanında dini de öğrenmeli. Evet doğrudur. Öğrenebilir. Ben saygı duyuyorum bunu. Tabii ki öğrenecektir. Ama önce ben baba olarak onu dini öğreteceğim. Sen matematik öğreteceksin bu çocuğa. Bu çocuğun bu ülkedeki iyi bir vatandaş, iyi bir insan, verimli bir hale gelmesi için sen matematiği öğretmelisin ki bu çocuğun yarın geleceği parlak olsun. Sen ne öğretiyorsun? Biat toplumu yaratıyorsun. Bana biat toplumu gerekli değil kardeşim. Ben şu anda geleceğimden endişe ediyor ve insanların %90'ı bahsettiğim iş adamlarının çoğu niye taşındı ülkede? Sarayciler niye gitti Romanya'ya kardeşim? Birileri bana izah etsin. Niye taşınıyor insanlar? Niye iş adamları şu anda kaçıyor hepsi ülkede? Birileri bana izah etsin. Niye kaçıyorlar kardeşim? Ben garibanım, gidemiyorum işte. Benim de imkanlarım olursa ben de gideceğim. Niye? Geleceğimden endişe ediyorum kardeşim. Problem de var. Niye? Benim yaşamımda problem var, hayatı idame etme meselemde problem var, eğitimde problem var. Her şeyimde problem var ya. Problemsiz bir şey mi kalmadı ki? İnsanlar huzursuz kardeşim ya. Huzurlu hale gelmesi için bu seçimde insanları değiştirecekler. Seversiniz sevmezsiniz. Kim dinlerse de dinlensin. Değiştirecekler kardeşim. Değiştirmeyen insan, değişimden yanı olmayan insan. Ya sizin üstünüz başınız eskidi, ne yapıyorsunuz kardeşim siz? Ayakkabınız eskidi, ne yapıyorsunuz siz? Bunlar eskidi kardeşim artık. Demoda oldu. Bitti. Bunların zihniyeti bu kadar. Yapabileceği bu kadarmış. Eksik yaptı, fazla yaptı. İyi yapmışsa toplum takdir eder. Onu iyi bir şekilde anar. Yanlış yapmışsa bedduasını eder. Kapatmalı artık. Değişimden yana olmalı insanlar. Ne olursa olsun. 7 insan bir araya gelmiş. İyi bir program sunmuş. Programını açar bakarım. Okurum. Gerçekten isteklerime, taleplerime cevap veriyor mu? Ben de onu onaylar. Destek veririm. Değişimden yana olur mu? İnsan olarak olurum. Ve bunu sadece kendimle kalmam.
İnsanları da bu şekilde ikna ederim. Geçmişte bu zihniyet bu yöneticiler için de aynı şeyi söyledi. Yanlış giden bir şey vardı. Doğru bir problemimiz vardı. Değiştirmeden yana olduk. Bunları getirdik. Şimdi bunları da değiştireceğiz kardeşim. Değiştireceğiz biz. Sanmasın ki kimse orada kalıcı değildir. Eğer bir cumhurbaşkanının oğlu, bir başbakanın oğlu, bir bakanın oğlu kendisini ülkede huzursuz hissediyorsa, ben burada huzursuzum, İtalya'da yaşıyorum diyorsa ben nasıl huzurlu olabilirim ya? Bir vatandaş olarak soruyorum ben şimdi ya. Ben gidiyorum askere, şehit oluyorum ve her ne hikmetse gecekondunun önünde şehit taziyesi kuruluyor. Niye bir tane villanın önünde şehit taziyesi kurulmuyor? Niye bir tane boğazda oturan yalın önünde şehit taziyesi kurulmuyor? Ne oluyor bu? Hayırdır yani? Hiç kimse bunu görmüyor mu ya arkadaşlar ya? Ya insanlar bunu hiç düşünmüyor mu ya? Bu ülkede en büyük zaten insanları sömürmek için milliyetçilik ve din adı altında sömürülür. Başka bir şey çekilmez. Bakıyorsun şimdi ülkemizde bir ne var? Araç muayene istasyonu var. Ne koymuşlar adına? TÜBİTÜRK. Sizce Türk'ün mü? Değil. Kimin? Almanların. Niye? TÜBİTÜRK koyalım ki insanları bu şekilde sömürelim. Bu ülkede geçmişe baktığın zaman adam gelmiş ülkeyi teşhis etmiş, bakmış. Ne üretebilirim? Sabun üretebilirim. Adına ne koymuş biliyor musunuz? Hacı Şakir. Niye? Çünkü o adı altında ancak sömürebilirim. Gelir elde edebilirim. Ticaret yapabilirim. Ya buna bakın kardeşim. Bakın ya. Bir gözünüzü açın ya. Ne var ya? Ben ilkokul mezunu bir adamım. Bir vatandaşım. 50 senedir İstanbul'da ikamet ediyorum. Hayatımı idame ediyorum. Ve bunu İstanbul'da en büyük üniversitedir diyorum. Ve İstanbul'u iyi bir üniversite gözüne bakmayan hiçbir toplum hiçbir yerde kendini geliştiremez kardeşim. Bakın kendinizi aydınlanın, aydın olun, iyi gözlü olun. İnancınızdan da taviz vermeyin. Saygı duyuyorum ben ya. İnançlı ya da inançsızlara da saygı duyuyorum ya. Bu kadardır kardeşim. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ve bunları yayınlayın yani. İnternet gazeteciliği değil mi? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Tebrik ediyorum.